Kaç kişi olduğu belli olsun şöyle. Ben de yolu gitti ama. Üçümüz bir şey. Anestezi uzmanı. İki tek doğum uzmanı. Bir iki. Üç hemşire mi var? Benim 35 gün sonra, doğumdan 35 gün sonra kanamam oldu evdeyken. Ambulansla acile geldim Numune Hastanesi'ne. Orada doktorlar beni acil ameliyata aldılar. Ondan sonra yoğun bakıma kaldılar kaş üstüne. Orada Esra abla var, onu çok öpüyorum. Nefes darlığım oldu çünkü akciğerlerimde aşırı kan aldığım için. O nefeslerimi açtı, hani ciğerlerimi rahatlattı. Ondan sonrası çok şükür iyiyim şu anda. Bu Duygu abla, Recep Hoca, Tuğba abla, Allah razı olsun hepsinden, çok teşekkür ediyorum. Hiçbir yerde yalnız bırakmadılar beni. Her zaman istediğim zaman Duygu abla hep aradı, uğraştı benimle yani. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Aradığım şey, ben ikindi vakti o olduğu zamanı, ikindi vakti aradılar, aradım, konuştum kızımla. Çok güzeldi. Sonra akşam saat 11.30'da eve geldiğimde beni kızım aradı. Anne, böyle böyle Fatma Nur ameliyata aldılar. Ameliyatı çok güzel geçiyor. Ben dedim Allah Allah, kızım siz şaka mı yapıyorsunuz? Ben acaba bir insan şakası da değil. Yani bir insan olsa şaka yapar bana diye. Ben öyle bir ciddiyete almadım. Sonra ben, anne gerçekten diyorum sana, biz şimdi eşimle oraya gidiyoruz. Sen de gel dedi bana. Sonra biz de tabii eşimle geldik, Allah razı olsun, ama bunu çıkardı, acilden çıkarırken, ambulansa koyarken gördüm. Çok kötü şeyler hissettim ama kimseye belli etmedim. Çok şükür şimdi yanımızda, ama doktor hanımlar, doktorların hepsinden Allah razı olsun, çok ilgilendiler. Biz buraya geldiğimiz pazartesi günü çıktı geldi bu yoğun bakımdan. Ama kelleli gelip bunu ziyaret edenler, sen nasıl yani iyisin çok şükür diyenler çok var yani, Allah razı olsun. Yok, ben zaten onu doktorların çabasıyla bu zamana geldi yani. Bize çok yardımcı oldular ya, kızıma. Evet. Çok, ama şimdi gelip de herkes de buna yani seve canım, çok güzel, çok şükür iyisin. Yani sen buradasın. Duydular mı, hemen geliyorlar ziyaret etmeye. Çok yani memnun oluyoruz biz de o ya. Bize de moral oluyor birazcık. Çok korku oldu benim kızım da. Evine gitmek istemiyor. Mesela zannediyor tekrar aynı olacağım diyene. Ama iki tane yavrusu var evde yani, öyle. İlk buraya gelişi nasıl? Biz o gün nöbetçiydik. Hasta 112 ambulansıyla acilimize başvurdu. Zaten acil serviste hemen hastayı hızlıca değerlendirip hastanın genel durumunun kötü olduğunu görünce hemen ameliyathaneye çektik. Ameliyat kararı verdik. Hastanın 35 gün önce normal doğum yapmış. 35. gün sonrasında hastanın kanama şikayetiyle 112'yi arıyor. Geç postpartum kanama diyoruz. Hasta o şekilde buraya başvurdu. Çok acil, önemli durumlar tabii. Bizim bu gibi durumlarda hastanemizde ekibimiz var. Hemen ekibimiz aranıyor, toplanıyor. Hocalarımız sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmıyorlar. Çok hızlı bir şekilde ekibi topladık. Müdahalemizi yaptık. Hastamız şimdi çok iyi. Peki bu, yani çok sık gördüğümüz bir şey değil. Nadir gördüğümüz bir durum. Ama tabii ki hani 40 gün hasta bizimdir. Biz hep söyleriz, o halk arasında da bilinen o 40 gün lohusalıkta hasta bizimdir. Bu tür durumlar literatürde vardır. Ama çok sık başımıza gelmiyor. Oranı Türkiye'de 100 binde 12 ile 15 arasında değişiyor. Çok nadir görülür. Yani bu literatürde yazılacak bir vaka. Zaten muhtemelen yazacağız biz bunu. Doğum sonrası 35. günde gerçekleşmesi. Genelde ilk 24 saatte kanama gerçekleşir. Ve orada ya ölümle sonuçlar ya kurtulur hastalar. Ama 35. günde ciddi şoka sokmuş. Yani biz buna yani ölümden dönme, yani öle yazmak diyoruz. O aşamadan döndürülmesi
bizi çok mutlu etti. Tüm ekip, tüm hastane, acil servisinden kan bankasına, yani personellere, herkes canla başla çalıştı. Hemşirelerimiz, yani normalde 1-2 nöbetçi varken hepimiz bir anda 5-10 kişiye çıktık branş dalında. Yani bütün ekibi, herkesi canla başla çalıştığı için, bir annenin hayatını kurtardığı için ben kendi adıma kutluyorum. Hastanemizde bu imkanları sağlayan idaremiz, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü her imkanımız var. Yaklaşık 15 yıldır bu işteyim, uzmanım. Hiç görmedim. Benim hocam da bir kez ben gördüm dedi. Ona da anlattım bakayı. O da çok şaşırdı. O da bizi kutladı sağ olsun. Nadir. Yani çok nadir. Bu vaka gerçekten çok. Bir de hastamız 24 yaşında. Yani orası biraz duygusal olarak hepimizi, genç bir hasta. 30 günlük bebeği var evde. Şimdi bu boyutlarını düşününce işin tabii ki duygusal olarak çok zorlayıcı. Canla başla bütün ekip elinden gelenin fazlasını yaptı. Sonuç çok güzel oldu. Hastamız şimdi çok mutlu. Yanından geliyorum şimdi, dikişlerini aldım. Çok mutlu. Henüz tabii hastanede taburcu etmedik, antibiyotik tedavisi falan devam ediyor. Genel durumu çok iyi. Doğum günü pastası kestik hastamıza. Çok mutlu, herkes iyi. Psikolojik olarak da toparlanma sürecinde. Herkesin eline, emeğine sağlık.